Evet, merhaba arkadaşlar, ben Bad Pizza Madfather'da kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun bir süreden sonra. Continue diyelim bakalım. O kadar uzun süre geçti ki son oynadığımdan beri hangi tuşlar ne işe yarıyordu onu hatırlamıyorum. Mesela testere tuşu hangisiydi falan. Neyse, onun içerisinde artık bir yarım dakika bir dakika kadar tuşları tekrardan hatırlamak için antrenman yapacağız. Continue diyelim. Nerede kalmıştık? 3-1 var. 3-0-4, 3-0-7, 3-19, 2-49. Sanırım en son buydu. 3-19 dediğine göre. Buradan başlayalım bakalım. Evet, burada kara delikte kalmıştık. Burası save alma yeri. Tamam, son save 3-19'muş. Doğru yerdeyiz. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Dalalım bakalım içeriye ne olacak. İçeri atlamak istiyor musun? Buradan geri dönüşün yok diyor. İki tane seçenek var. İçeri atla ve henüz değil diye. İçeri atlayalım bakalım. Demek gitti. Yani gitmeye karar verdi anlamında söylüyor burada. Bakalım ne seçecek? Yani tercihi ne olacak? Bunun sonunu görmem gerekiyor. Sonunu merak ediyor. Biz de merak ediyoruz sonumuzu. Bakalım ne olacak. Bu. Sanki bir romanın içerisindeki dünya gibi. En iyisi ilerlemeye devam edeyim. Kapkaranlık her taraf. Nereye gideceğiz? Evet, bir yol oluştu. Sağa gidince yol oluşuyor mu? Oluşmuyor. Aşağı yok. Sol tarafta yok. Yukarıdan mecbur gideceğiz. Son ve tek seçenek olarak. Önümüzde yine bir tane kara delik var. Abo, burası ne böyle? Mahşerdeyiz galiba. Anne. Demek geldin Aya. Demek gerçekten sensin anne. Oo, bir Osmanlı tokatı yapıştırdı annesi. Beş parmak. Buraya gelmemeliydin. Neden? Bunu neden yaptın? Buraya kadar olan yolculuğunda kendini görmedin mi zaten? Gördün değil mi? Yani bir önceki videolarda geçen hikayeden bahsediyor. Yani babasının yaptığı şeylerden falan. Yani burada bir nevi ben haklıyım demek istiyor. Yani bir nevi insan psikolojisi. Yani burada suç bende değil, suç bunlarda gibisine bir şey getiriyor sonucu. Burada ne diyor anlamıyorum. Çünkü ikinci kelimenin ne olduğunu bilmediğim için çeviremeyeceğim. Daha fazla kurbanların olmasını istemiyorum. Ona ait diyor. Sen de aynısını hissetmiyor musun? Yani aynı şekilde düşünmüyor musun Aya? Yalan söylüyorsun. Eğer babamı anlayan biri varsa o da sendin anne. Sevmediğin şey Maria, öyle değil mi? O babamı sevdi. Sen de böyle olmasından hoşnut değildin. Yani bunu sevmedin değil mi diyor yani. Nasıl hissettiğini biliyorum. Ben de babamı seviyorum. Ve durum böyle olunca sanki onu biri benden alıyormuş gibi hissettim. Çok korkmuştum. Nefes bile alamıyordum.
Ha yapıyor burada annesi de. Annesinin içine iblis kaçmış galiba. Burada tam olarak Türkçesini nasıl çevireceğim bilmiyorum ama mecazi olarak anasının kızı, babasının kızı demeye getiriyor burada. Yani nasıl da bize benziyorsun la getirmeye çalışıyor. Bunu biliyorum. Aynen her şey senin söylediğin gibi. Maria ve babanı bir arada görmekten hoşnut değildim. Katlanamıyordum buna. Hala babamı seviyorsun, öyle değil mi? Öyleyse neden onun acı çekmesini istiyorsun? Veya işte öyleyse neden onun acı ona acı çektiriyorsun diyor burada. Buradaki olay ona acı çektirmek istemem değil. Sadece onu birine vermek istemiyorum. Yani başka birine ait olmasını istemiyorum demeye getiriyor. Bundan dolayı onu kendimle birlikte götüreceğim. Yanıma alacağım diyor. Yani burada aslında annesi kıskançlık krizine girmiş. Şeytani bir ruha dönüşmüş. Yani kıskançlık ve şeytani ruh bir araya geldiğinde ortaya çıkan senaryo olmuş yani. Bunu yapamazsın. Söz vermedik mi? Ne olursa olsun babamızı destekleyecektik. Sakin ol. Relax Aya. Onu destekleyeceğim. Sonsuza dek. Yaşamdan sonraya. Bana ne olacak peki? Babamsız ben çok yalnız olacağım. Öyle olmasını istemiyorum. Ben sadece seninle ve babamla yaşamak istiyordum. Anne, beni de seninle birlikte al. Yani kendinle birlikte götür. Babamla birlikte götür demek istiyor. Lütfen. Bunun ihtimali yok. Böyle bir şeyin olasılığı yok demeye getiriyor. Senin yaşamanı istiyorum ve mutlu olmanı. Ama olamam. Beni mutlu eden şey senin ve babamın, yani senle ve babamla birlikte olmak. Bundan dolayı beni yalnız bırakma. Ho. Street Fighter'daki Akuma'ya dönüştü annesi. Bu olaya kimse karışmamalı. Yani burnunu sokma diyor. Öfkesi o kadar derin, o kadar büyük ki. Arka planda çalan müzik çok güzel. Anne. Evet tatlım, hadi gidelim artık. Burada babasına sesleniyor. Yani kocasına. Kara delik açıldı. Baba. Babası da oradan sesleniyor galiba. Aya diye. Baba. Aya. Türk filmlerine benzedi. Evet, Aya sanırım büyüyü bozdu orada. Bir şeyler oldu. Portal kapandı. Baba. Aya. Annenin sözlerini neden dinlemiyorsun? Kızına fırça kayıyor. Babamı alıp götürme.
Yolumdan çekil. Kevaşe diyor burada. Sinirlendi canım. Anne diye ağlamaya başladı. Gözler yaşardı ayanın. Kimse ona sahip olamaz. Anne dur. O sadece benim. Sadece benim. Bu ne bayım? Allah Allah ne oldu ki? What's this master diyor. Bu ne bayım diyor. Hani kim var burada? Ha, aslında gördükleri bir illüzyon muydu acaba? O da diyor ki Magic Water yani sihirli su, büyülü su. Benim şirketimin bir ürünü. Sanırım bu adam da neydi bunun ismi? Ork diye isim geliyor. Ork değildi de neyse hatırlamıyorum şimdilik ismini. Bu adam demek ki bir şirket sahibi ve paranormal olaylar üzerinde ürünler üretiyor. Artık teknoloji mi yoksa ilaç mı nedir bilmiyorum ama metafizik üstü olaylar üzerine bir şeyler üretiyor demek ki. Evet, suyun içerisindeki güç şüphesiz ki sana yardım ediyor. Bununla babamı kurtarabilirim. Ya peki annem? Eğer sevgin ona ulaşırsa annen de kurtulabilir. Bundan eminim. Gerçekten mi? Bundan pek emin değilim. Ne yapmam lazım? Evet, şimdi tercihler geldi karşımıza. iki adet tercih var önümüzde. Evet, iki adetmiş. Birinci seçenek babayı kurtar. Save father. İkinci seçenek ise annenin dileğini gerçekleştir. Annesini istiyordu. Annesi babayı kendisiyle birlikte öteki dünyaya götürmek istiyordu. Yani ruhlar alemine. Böylelikle dünya üzerinde kimse kocasına sahip olamayacaktı. Yani kıskançlık krizleri. Üstte de babayı kurtar diye bir seçenek var. Sanırım burada yapacağım seçmeye göre oyun ona göre bir değişiklik gösterip buna göre bir son oluşturacak bize. Zaten sevlemiştik oyunu. Artık ben üsttekini seçeceğim. Save Father diyeceğim. Yani babayı kurtar diyeceğim. Bu şekilde devam edelim. Olmadı. Eğer oyun biterse bu şekilde save dosyasından geri dönerek portaldan tekrardan geçip diğer seçeneği de oynayabiliriz. Sonrasında bir sonraki videoda. Evet, burada şimdi babamızı kurtaralım bakalım. Save Father'ı seçiyorum. Son kararımı işaretliyorum. Babamı kurtaracağım. Aya, ne yapıyorsun? Üzgünüm anne. Aya dur. Sanırım annesinin ruhunu yok etmeye çalışıyor burada elindeki o şirketin sihirli suyuyla. Aa, gitti. Nereye gittiyse artık. Bundan sonraki bölümde sanırım STV'deki 5. boyutta rol verirler annesine. I'm fading, yani silikleşiyorum, yok oluyorum. Vücudum yok oluyor. Anne. Aa ya. Evet, şimdi burada şey yaşıyor mu bilmiyorum ama sağımızda bir de hizmetçi var. İsmi neydi hatırlamıyorum. Maria mıydı neydi? O var. Bir de babası var. Aya'nın yanında. Annesinin vücudu ise yatık yani görüntüsü yavaş yavaş yok oluyor. Sanırım tamamıyla dünya üzerinden siliniyor.
Dur, gitme. Ulan hem anneni yolluyorsun hem de dur gitme diyorsun. Ergenlik işte. Verdiği kararların ardında duramıyor. Gitti annesi. Halbuki annesini belki kurtaracaktı diğer seçeneği seçmiş olsaydı. Harbi yok oldu kadın ya. Yazık. Ne kadar üzgün. Gözlerine bakın. Neredeyim ben? Baba. Yaşıyor mu babası? Baba baba kalk kalk. Şişt, şişt, kalk. Uğah, falan yapıyor. Kusuyorum artık ne yapıyorsa. Kurtarıldım mı? Aya. Baba. Sarılıp ağlıyor sanırım burada. Özür dilerim Aya. Seni en çok şey yaptım diyor. Yani endişelendirdim diyor. Baba, annem. Evet, biliyorum. Çok yalnız olması lazım şu an. Ruhunu huzura eriştirmek için yarın kabrini ziyaret ederiz. Tamam diyor burada daha ya. Aha ruhu geldi. Aya. Gerçeği bilmeni istememiştim. Ama geride kalan son gücümle. Aha, flashback oluyor sanırım. Aynen öyle flashback'e geçtik. Annesi ruhundan kalan son enerjiyle bize gerçeği göstermeyi tercih etmiş. Etti daha doğrusu. Şimdi bize bir şeyler gösterecek sanırım. Çünkü aya biraz şeffaf olarak orada, yani hayalet gibi anıların içerisine dalmış olabiliriz geçmişe dair. Bakalım ne gösterecekmiş bize. Gerçeği göstermek istemiyordum ama bana başka fırsat tanımadın gibisine bir laf söyledi az önce annesi. Güzel bir örnek. Gerek kalan şeyleri malzemeleri ben toparlamam lazım falan diyor. O iş bekleyebilir. Gel buraya Maria, gel buraya. Nem 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 nem. Ay doktor. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Ayıp şeyler yapıyorlar burada. Sanki bu sahneyi daha önce izlemiştik biz oyunun başında. Diyor ki hanımefendi bizim ilişkimizden haberi var yani şüpheleniyor falan filan diyor, bilgisi var diyor. Ne fark eder ki? Çapkına bak çapkına. Benden hoşnut olduğunu sanmıyorum. Problem olan bu diyor. Yakında 11 olacak. Yani yaşına göre öyle olması normal diyor. Yani zaten sorunlu bir yaş grubu diyor. Ergenlikten bahsediyor yani. Ona karşı nazik ol lütfen. Onun zarar görmemesinden, incinmemesinden emin ol. O benim en kıymetlim. Kuklalarım arasındaki. Yani burada ne demek istiyor bu? Babası diyor ki yani o benim en kıymetlim diyor. Ondan sonra bir sonraki satırda kuklalarım arasındaki diyor. Yani şöyle düşün, 10 tane 20 tane kuklanız var. En kıymetlisi buymuş. Demek ki Ay'a bir kukla mı acaba? Göreceğiz bakalım. Bir şaşkınlık ifadesi. Bir kukla mı? Ben mi? Baba?
Aman Allah'ım, ne oluyor? Bu neydi? Ne oluyor şimdi? Annesi geldi. Anne. Ama annesi görmüyor tabii bunu. Biz şu an hayalet gibi yaşadığımız için flashbacklerde. Of of diyor. Ne yapacağım ben bu adamı? Sürekli ömrünün büyük bölümünü burada aşağıda Bodrum'da geçiriyor diyor. Of, sakın o kızla yine birlikte olduğunu söyleme bana. Doktor. Doktor. Canım doktor. Diyor ki hanımefendi Aya yetişkin bir hanımefendi gibi oldu diyor. Ve düşünmek gerekirse o sürekli senin başını ağrıtıyor falan, işte seni rahatsız ediyor vesaire vesaire. Yani başına bela oluyor falan diye sanırım Aya'dan, yani bizden kurtulmak istiyor sanırım. Yani istemiş geçmişte Maria. Sanırım baş başa kalmak istiyor doktorla ömrü boyunca. Yani kızı bir ayak bağı olarak görüyor büyük olasılıkla. Kesinlikle diyor babası da. Demek ki bu da iki yüzlü çıktı, bak bak bak, bu da istemiyor bizi aslında. Sadece biraz daha sanırım. Burada rip ne anlama geliyor bilmiyorum. Ripe belki ölmek veya huzura, ruh huzura kavuşmak anlamında da olabilir. Yani buna biraz daha zaman var diyor. Onu en güzel kukla haline getireceğim diyor. Şimdiye kadar yapabildiğim. Aneste diyor ki, şimdi burada Aneste şans eseri duydu konuşmaları kapının kenarından, eşiğinden. Bu neydi diyor ya böyle. Ne konuşuyor lan bunlar falan gibisinden. She derken buradan Aya'dan bahsediyor. Diyor ki şimdiye kadar yaptığım bütün kuklaların en iyisi olacak diyor. Bir ne diyorlar buna? Şaheser. Usta şaheserim diyorlar artık. Ne diyorlarsa artık, yani Türkçe karşılığını çeviremiyorum böyle yabancı dilden bazı şeyleri, mecazi anlamları. Çünkü Türkçem kıt. evet, şimdiye kadar yaptığım bütün kuklalardan daha güzel olacak. Yani bir şaheser yaratacağım diyor ondan. Ayı da diyor ki kuklalar mı? Annesi burada. Ne? Diyor. Onu bir kuklaya mı çevireceksin? Anne. Bu ne? Sanırım artık burada gereksiz olan malzemeleri, materyalleri kaldırabilirim, temizleyebilirim. Lütfen yaparsan sevinirim. Kapı sesi geldi. Seni asla affetmeyeceğim diyor burada annesi. Değerli kızını bir deney objesi haline getirmene izin vermeyeceğim diyor. Aslında annesi demek ki hani babasında işte kıskançlık krizi, işte intikam, işte şudur budur falan diye laflar ediyor ya, demek ki onlar fake'miş, yalanmış. Bizden gerçeği saklıyormuş annesi, biz kırılmayalım diye. Demek ki bizim için yapmış bunları, intikam yani. Evet, içeri girdi, bakalım ne olacak. Sen, bu her şeyin anlamı nedir? Onun üzerine deney yapmak mı istiyorsun? Yapmayı planlıyorsun. Demek duydun. Ne düşünüyorsun? O senin tek... Evet, o senin tek hazinen. Kesinlikle. O mükemmel bir kız. Bundan dolayı onu ölümsüz yapmak istiyorum. Çünkü
Çünkü bir gün kirlenecek diyor. Sanırım ruhundan bahsediyor. Artık yoksa bedeninden bilmiyorum ama yani büyüdüğü zaman deforme olacak, kirlenecek veya yaşlanacak anlamına da kullanılabilir. Kullanmış olabilir burada, bilemiyorum. Yani bu konuda haklı. Kız büyüdükçe yaşlanacak, çirkinleşecek, deforme olacak vesaire. Belki de ruhu bozulacak. Şu an çünkü çocukluklu olduğu için saf yani. İçinde bir kötülük falan yok. Ve bunun olmasına müsaade edemem diyor. Yani düşünmek bile istemiyorum diyor. Bundan dolayı onu bir kuklaya çevireceğim. Sana inanamıyorum. Bunu yapmana asla izin vermeyeceğim. Ben gidiyorum. Ne diyorsun? Eğer onu o kadar çok kuklalaştırmak istiyorsan bir replika yap madem. Bekle. Onu yanında mı götürmeyi düşünüyorsun? Buna izin veremem. Müsaade edemem ben buna. Bırak beni. Onunla gitmene müsaade edemem. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Aha, çatırı çıktı. Sanırım annesini öldürdü babası. Anne. Sanki doktorun elinde bir şey var böyle neşter gibi. Aha. Vallahi yapıştırdı kadına. Ah diye çığlık atıyor. Anne. Demek ki hikayenin ardındaki sır buymuş arkadaşlar. Of, müziğe bak, çok güzel ya. ...600-700 yıl öncesine geri döndüm. Bizanlar şatom varken. Hayır. Maria geldi arkadan. Hanımefendi. Bu da şok olmuş. Doktorun yaptığından sanırım beklemiyordu böyle bir şeyi. Hanımefendi, hanımefendi. Bizimle kalın lütfen. Yani ölme, hayatta kal. Tutun hayata demek istiyor. Demek ki bu iyi kadın. Burada tek kötü var. O da Aya'nın babası. Yoksa bu niye bu kadar endişelisin ki? Sevilmesi lazım halbuki, değil mi? Tek rakibi ölmüş durumda. Yani veya ölüyor yani. Doktor, neden yaptın bunu? Böyle olması gerekiyordu. Aya'nın geleceği için. Ama hanımefendi. Aya'ya bu konu hakkında sakın konuşma. Ama zaten bitkin durumdaydı. Yani durumu kötüydü anlamına getirmek istiyor burada. Hani kanserdi sanırım. Hatırlıyorsanız ilk videoda bahsetmiştim. Huzur içinde yani doğal olarak hayata veda ettiğini söyle diyor Aya'ya. Hiçbir şey olmamış gibi. Küçük hanımefendiyi kandırayım mı? Yapamam. Benim emirlerime karşı mı geliyorsun sen? Hayır, hayır. Demek istediğim öyle değil. Maria. Ne olursa olsun sana sadığım doktor. Vay hain vay. Nerede kaldı senin insanlığın? İşte benim asistanım olmanın sebebi bu. Yani sadakatin. Aa doktor. Ne çabuk da eridi hemen değil mi? Yufka yürekli. Arkanda ceset var. Az önce kadın tekini öldürdü. Seni öldürmeyeceğine malum bir gün. Şimdi bu bedenden nasıl kurtulmam gerekiyor?
Doğal olarak Aya'nın bunu görmemesi lazım. Anne. Ya yanlış tercih yaptık işte. Annesinin isteğini gerçekleştirmeyi tercih etmemiz lazımmış demek ki. Seçenekler kısmından. Bu bir rüya mı? Bir kabus mu görüyorum acaba? Bu bir rüya değil. Bu gerçek. Anne? Kusura bakma. Özür dilerim Aya. Senin annen hala da babanı seviyor. Bunca şeyin olmasına rağmen. Yani onu öldürmedim. Ama yapmam lazım. Öldürmem lazım. Öyle deme. Kaç. Ondan kaç. Kaç derken burada? Babasına kaç demek istiyor galiba, değil mi? Kaç kaç dediğine göre bize. Bilinçaltımızda. Aya. Ha, Aya birden korkmaya başladı gerçeği gördüğü için. Aya, sorun nedir? Yoluna gitmeyen ne var? Baban da neden bu kadar korkmuş gözüküyorsun? Hayır. O ne lan arkasındaki? Oha, o ne? Mutant var galiba. Hı? Annesi mi bu? Annesinin çıplak bedeni galiba. Aynen. Bakın göğsünde de kırmızı bir nokta var. Bıçak izi. Hayır. Aa, anne. Aya. Az önce gördüğüm şey gerçek miydi? Baba sen? Pekala, pekala. Baba? Evet Aya. Annen gerçekten de güzel değil mi? Sanırım şimdilik kabullenemiyorsun bunu. Ama zaman içerisinde bunu kabulleneceğini biliyorum. Biraz daha beklemek istedim ama baba, sen beni bir kuklaya mı çevireceksin? Üzülme Aya. Seni kukla yaptıktan sonra güzelliğin sonsuz olacak. Yani ömür boyu güzel kalacaksın anlamına getiriyor. Şu çocuklara bak. Güzeller. Öyle değil mi? Aynen yaşadıkları zamanda olduğu gibi. İşte bunlar Drevis ailesinin araştırmalarının meyvesi. Yani bunlar sürelerle boyunca geçmişte asırlarca babadan oğula sanırım araştırmalarını aktarmışlar böyle ve araştırmaya hala ve devam etmişler durmadan sürekli böyle. Ve sonunda da bir sonuca ulaşmışlar. Bir başarıya. İnsanları ölümsüz veya kukla yapıyorlar. Yaşlanmamak suretiyle. Ama bundan hiçbiri hareket etmiyor. Bana olacak şey de mi bunun aynısı? Şunlara ne diyorlar? Türkçe terim neydi? Başından tırnağına kadar bak diyor. Ve bunların sadece bir kukla olduğunu hayal
Hayal edebilirsin. Değil mi? Ama kafaları, gözleri, elleri, vücudu, bacakları, hepsi, bunların hepsi yaşayan diğer insanlardan toplandı. Demek ki hani çocukları kaçırıyordu, hatırlıyor musunuz? Böyle kimsesiz çocukları falan. İşte birinin bacağı yoktu, birinin gözü yoktu, birinin kolu yoktu falan filan. Sanırım o hepsinden tek tek birer parça alıp hepsini bir araya getirip bir kukla ortaya çıkarıyor. Yani kuklanın işte ayağı başkasına ait, bacak, elleri başkasına ait, gözleri başkasına ait, burnu başkasına ait falan filan. İnsan uzuvlarını birleştirerek bir tam insan haline getirmiş, yaratmış. İşte bunları muazzam buluyorum. Harikulade mi diyorlar? Ne diyorlar işte Türkçesi ondan diyor. Spektaküler diyor yani. Müthiş. Köpekle bir insanı birleştirdim. İnanılmaz değil mi? Muazzam değil mi bu? Ortadaki demek ki bir insanla köpeğin birleşimiymiş. Sen mi olmak istiyorsun Aya? İşin gerçeği senin üzerinde fazla değişiklik yapamam çünkü seveceğinliğinden dolayı. Baba dur. Ha evet. Seni çok güzel kıyafetler içerisine sokmam gerekiyor. Bana sadece ne giymek istediğini söyle. Hayır. Aya kaçıyor. Kaç Aya kaç. Kafa yemiş bu adam. Nereye gidiyorsun? Gel, babana gel. Hayır. Benden nefret eder hale mi geldin? Kusura bakma, özür dilerim. Ama ben bir kukla olmak istemiyorum. Ulan yanımızda biri var. Bu da bir kuklaymış. Sanırım bu da biz anlar insandı. Evet. Bayağı ilerledik. Buraya gelelim arkadaşlar ve şu 2.49 yani file 5'e save atalım. Tercih yaptığımız yer 3.19'du. Bunu aklımızda tutalım. Bu şekilde oyunu bitirdikten sonra 3.19'dan devam edip ileriki videolarda diğer tercihi seçeceğiz. Yani annemizin isteğini yerine getireceğiz. Bir de böyle bitiririz. Evet, oyunu seyrediğimize göre arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye peace, eğlenmet, father izlediniz. Hoşçakalın.